Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Crusader Kings 2 serimiz kaldığı yerden en zor seviyede güzel bir şekilde arkadaşlar devam ediyor. Osmanlı devletiyle, evet, Osmanlı soyuyla daha doğrusu. Allah izin verirse bu 27. bölümümüz olacak bu serimiz inşallah. Galiba değil mi? İnşallah. Yanlış hatırlamıyorsam 27. bölümümüz olacak. Evet, önceki bölümde neler oldu neler oldu arkadaşlar. Önceki bölümde savaşlarımız bitti, biliyorsunuz ki. Az çok toprak kazandık. Ondan sonra barış imzaladık ve arkadaşlar biraz dinlenmek için turnuva başlattık. Ve demin gördüğünüz arkadaşlar nişanlar yaptık. Yani aramızı düzeltmeye çalışıyoruz arkadaşlar, vasallarımızdan isyan etmesinler diye. Gereksiz yere kafamı ağrıtmasınlar diye arkadaşlar. Gerçekten her şey şu anda güzel gidiyor. Üçüncü şampiyon da bir vasalımızın birisiymiş. Stresli. Ha. Bunun oğluyla nişan yapılmamış. Nişan yapılsın. Evet. Uygun bir kızımız da var. Evet, sorun değil. Turnuva bitti galiba. Evet arkadaşlar, turnuva bitmiş bulunuyor. Artık başka şeylere bakabiliriz. Ama ilk önce arkadaşlar şuradaki savaş bir bitsin. Şu isyanı çökertelim. Ondan sonra arkadaşlar artık nereye gideriz, kime karşı bir sefer başlatırız onu düşüneceğiz. İtalya'da bir şeyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Belki bunu önceki bölümde söylemişimdir. Ama şu anda maalesef tam olarak hatırlayamıyorum. Ama galiba İtalya'da devam edeceğiz. Amacım Pisa ele geçirmek olacaktı galiba, değil mi? Bir bakmamız lazım. İsyancıları bir çökertelim arkadaşlar. Papa şu anda Pisa'ya karşı savaşıyor. İlginç, güzel bir fırsat doğdu bizim için galiba arkadaşlar. Papa onlara karşı savaşıyorsa tamam, çok güzel oldu o zaman. Savaş bitmiş bulunuyor. Şimdi arkadaşlar Pisa dedik değil mi? Papa'ya karşı savaşıyor müttefikleri. Sadece Neapolis kralı şu anda. Bunlar şu anda birine karşı savaşıyor mu? Yok. Ne kadar asker gücü var? 26.000 asker kaldırabiliyorlar. Bizim 24.000 yetmez abi ya. Yetmez. Neapolis'in dostu var mı? Polonya, Hırvatistan, doğru, onların ikisini unuttum ben ya. Savaş açsak tüm bölgeyle geçirmek için savaş açabiliriz. Bu savaş ama uzun sürebilir. Fazla bir dostu da yok Neapolis hariç. Ama Neapolis de arkadaşa zayıf bir millet değil yani. İspanya'da da bir sefer başlatamıyoruz maalesef. Cihat biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kendi adımıza kazanamadık. Ya eskiden normalde arkadaşa kutsal savaş açabiliyordum. Şimdi açamıyorum maalesef. Artık öyle bir imkan yok. İleride inşallah yeniden bir cihat başlanır. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? O zaman haca gidelim. Evet, sultanımız haca gitsin. Komutan olmamalı. Galiba burada da komutandı. Evet arkadaşlar. Şimdi artık hacı yapma. Kardeşimizi mi öldürttüreceğiz şimdi? Yani helal olsun vasallarım ya. Vallahi helal olsun, billahi helal olsun ya. İdam ettirdiniz resmen bana, kardeşime ya. Tehlike yaratıyor diye. Şimdi haca gidelim. Çok güzel. Yani. Kardeşimizi öldürdük. Haca gidiyoruz yani. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Vasallarımız adam akıllı olsa bu sorunlar yaşanmazdı ama maalesef. %21. Şunun bir sıkıntısı var bizden. Bunu öldürmeye çalışıyoruz değil mi? Evet. Adam toplayamadık yanımıza maalesef. Savaşacağız. Evet. Haydutlara karşı yenilmeyeceğiz. Sahip bizim vasalımız oraya gidip aramızı ondan düzeltse biraz iyi olur diye düşünüyorum. Evet, biliyorsunuz ki vezirimiz bir vasalımız. Aramızı düzeltiyor.
Ben yolu iyi biliyorum demekle bir şey varabileceğimizi sanmıyorum. Çabuk inanan biri olabilirmişik ama olmadık. Güzel. Bu adamla aramızı bir türlü düzelteceğiz ya da arkadaşlar yanımıza birkaç kişi alıp kellesini alacağız. Yaşlı adam dinleyelim. Yönetim kazandık. Çok güzel. Yöneticimiz maalesef arkadaşlar öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi oğlu başa geçti. Oğluyla bizim kızlardan birine nişan yapalım. Uygunsa. Şu anda maalesef aday yok. Baş imam ölmüş. Allah rahmet eylesin. O zaman arkadaşa başkasını yapalım. Mesela bunu baş imam yapıp aramızı düzeltebiliriz arkadaşlar. Aa, bu baş imamı buraya gönderiyorum. Evet. Çok güzel. 3 sefer arkadaşa turu yapalım. Çok güzel. Hac olmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Konuşamadım birden, affedersiniz. Kafam karıştı. Niye kafam karıştı arkadaşlar? Tamam, şehir vergilerini düşürelim. Aramız yeter ki düzelsin vasallerimizden. Aa, niye kafam karıştı arkadaşlar? Şu adamı bir türlü öldüremedik. Ona kafam karıştı. Ha, bu adam değil, şunu. Yani öldürseydik iyi olurdu. Bunun oğlu acaba bizim kızına nişanlı. Evet, nişanlamıştık. Tamam, güzel. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Şimdi adam Fransız kralını da dost yapmış. Adam Fransız kralını da dost yapmış ya. Bunlar karşı şu anda savaşamayız. Hırvatistan'a karşı da savaşamayız. Daha yeni savaş bitti sayılır. Polonya'ya karşı da olmaz. Hepsi birbirine bağlı olunca arkadaşlar böyle oldu işte. O zaman arkadaşlar boş durmayalım. Ramazan ayına, ama Ramazan ayına girip de elimize ne geçecek ki? Gerilme zaten yüksek değil. Ne yapalım artık arkadaşlar? Aramızı vasallarımızla devam düzelteceğiz. Yönetimi güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Burada ağır piyadeye biraz yatırım yapalım. Alt kale altyapısı ve popüler geleneklere. Evet. Yine ama 6.000. Ünvan hak iddiası. Neresi? Bu ünvan sana mı ait? Kim dedi onu? İlginç. O büyük bir savaş çıktı. Edirne isyan etti. Ha, etsin. Sahi bunlar normalde birbirine girmemesi lazım. Galiba ama isyan başka bir konu arkadaşlar. İyi güzel para kazanıyoruz da. Ne zamana kadar bunlara karşı mesela savaşamayız? Bir bakalım bakayım. 10 Şubat 1404, 3 senemiz var. Vasal teklifimi de kabul etmiyor. Ne kadar güçlü de olsam. Çünkü arkadaşı rütbem yeteri kadar yüksek değil. Altın Ordu'ya karşı savaşsam acaba ne olur? Savaş nedenimiz yok. Aa, çok güzel, aramızı düzeltmen işimize yarayacaktı. Böyle devam. Şimdi bundan yeter kadar düzelttik. Başka vasalımız var mı bizi sevmeyen? Tamam, öbürlerinin fazla önemi yok şu anda. Tamam, burada kalsın desem yalan mı olur? Acaba arkadaş aklıma güzel bir fikir geldi. Acaba diyorum ki ben burada savaş nedeni mi arasam? Yani vasalımız şu anda arkadaşlar iyi değil ya. Dur bir bunu alıyorum onun yerine. Vasal'dan aram biraz kötü olmuş olabilir. Ama arkadaşlar bunun şansı daha yüksek bir hak kazanması için, hak iddiası yapabilmemiz için. Şimdi önemli olan nerede? Hop, mikrofona dokundum yanlışlıkla diyemedim. Dur bir şimdi. Bunu boş ver. Şöyle pencereyi değiştirelim. Önce bir bakmam lazım. Kim kimden dost, kim kimden savaşıyor? Bu kim, neden savaşıyor bu?
İç savaş, Kastilya. İç savaş, Kastilya. İç savaş. Kastilya, Barcelona. Barcelona. Barcelona iç savaş içinde mi? Sante Savaşı diyor. İç savaşa benzemiyor ama. Leon'a karşı acaba arkadaşlar bir şey mi yapsam? Ama Leon da çok ters bir bölge. Ama Leon küçük bir millet. Hem fazla bir millete komşu değil, sadece Kastilya komşu. O zaman arkadaşlar biz burada hak iddia etmeye çalışacağız. Hadi bakalım, inşallah başarır. Vasallarımızı biri görevden aldıydık. Hangisiydi o? Biz artık sevmeyecek olan fazla. Görevden çektik diye. Galiba bu değil mi? Kovulmuş ya. Kovmak demeyelim o ya. Dur bir, senden aramı iyi tutmak istiyorum aslanım. Sana hediye göndereceğim. Aa, çok hediye. Çok pahalı para istiyorsun. Sen nerenin hükümdarısın? Buranın değil mi? Senin topraklarına bir bakalım. 1, 2, 3, tamam, bir sürü toprak var elinde şu anda. Dur bir, senin buraya bir kale yapalım. Aklıma güzel bir fikir geldi. Mesela tapınak yaparım ve tapınağı senin kontrol altına verelim. Böylelikle aramızı senden düzeltmiş oluruz. Tabi tapınakın inşaatı bittikten sonra. Evet arkadaşlar, maalesef biraz sürecek burada hak iddia etmemiz. İnşallah hızlı bir zaman içinde hak iddia ederiz ve bu bölgeye geçme imkanımız olur. Evet, ava gitmek istiyorum. İsyan çıktı. Çok güzel. Nerede isyan çıktı? Aa, hiç sevmediğim bir yerde isyan çıktı. Adaları sevmiyorum ben ya. Gelsinler bakayım. İşte ben ondan adaları bağımsızlığını vermek istiyorum ama işte mecbur kaldık, tutmak zorunda. Büyük bir ünvana sahip olmalı lazım ancak. Tembel oldum diyerekten naziklik alabiliriz özellik olarak ya da kıskanç, yok. Dur bakalım. Yok, hiçbir şey alamadık, sorun değil. Şimdi buradan da asker kaldırıyoruz. Hadi bakalım, Allah yardımcımız olsun. İki kat askerle giriyoruz arkadaşlar ama kesin bir kötü etkimiz olacak. Boğaz geçidi. Ondan da dağlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama gene de sayıca fazla olduğumuzdan zaferi arkadaşlar alıyoruz burada. Bu güzel. Birini evlendirebiliriz. Evlensinler. Çok güzel bir haber bu. Kazandık. Zafer bizim. Evlerine geri gönderelim. Bordumuzu da başkente geri gönderelim. Zayıf bir iddia nedenimiz var. Kime karşı? Mısır'a karşı, ama Mısır'a karşı savaşmam. Hayır, şu anda kesin olmazı. Gürcistan'a karşı mı savaşsam acaba? Şu topraklar benim olabilir mi? Niye ben burada savaşmıyorum sadece? Yani istesem vasalım olmuyor değil mi? Yok. Küçük bir rütbe, yasal liderim değil. Evet, tamam. Sana karşı savaşsam ben. Hakkım var zaten. İstesem burayı ele geçerim. Evet ya, boş durmaya hak en iyisi biz arkadaşlar. Olmuyor. Bari Kafkaslar değil el diyelim, değil mi? Yani. Öldü mü? Allah rahmet eylesin. Başkası geçti. O da hızlı biri çıktı. Ya yapma be. Hızlı biri olması hiç iyi değil. Ama biz de hızlı olduğumuzdan arkadaşlar sıkıntı yok. Galiba. Evet, güzel. Bu bizim için çok güzel. Şimdi arkadaşlar kim alacağız? Aramızı düzeltmek için mesela arkadaşlar bunu alalım. Böylelikle aramız biraz daha düzeliyor. Biri daha öldü. Allah rahmet eylesin. Kim nerede bu toprak? Burada. Tamam o zaman. Birine verelim arkadaşlar. O paramız çuvalıya gittikçe. Sahi ben hapiste birkaç kişi tutmuşum galiba. Bakalım bakayım burada bir şeyler yapabilir miyiz diye. Mesela bu da kale inşasına başlayalım. Mahkumları serbest bırakalım. Fidye karşılığı olmuyor. O zaman bunu arkadaşa para istemeyelim, bunun karşılığında fidye istemeyelim. Bu kalsın, bunun hak iddiası var.
Bu da para veremiyorsa bunu da serbest bırakalım. Şimdi bazı arkadaşı idam et diyecek de normalde arkadaş hiç kimseyi idam edesim yok. Yani elimden gelse de maalesef idam hep de zonda bırakıyorlar ailemden her birkaç kişi. Aa bitti çok güzel. İyi tamam. Şimdi arkadaşlar düzenli ordumuzu gönderiyoruz. Amacımız direkt Gürcistan'a da savaş açabilirim. Tamam da bu beni niye ilgilendiriyor ki? Ta buradaki olay. Allah Allah. Yani istesek iki millete de saldırabiliriz. Gürcistan'da kadar askeri var? 11 bin. Dostları kim? Kiva. Kiva bunlar mıymış? Kiva. Öyle güçlü bir millet olarak gözükmüyor gözümde yani. Küçük bir millet herhalde. Zamanında büyük bir hükümdarmış galiba arkadaşa. Toprak kaybına uğramış ama. Evet tamam bunları rahat bir şekilde yeneriz arkadaş. O zaman ben hem bunlara evet hem de arkadaşa bunlara savaş açıyorum. Ah buna değil. Bunu açmam lazım direkt savaş. Ne kadar çok askerimiz varsa hepsini topluyoruz arkadaşlar buraya. Ve saldırıyoruz. Ordumuzu ikiye bölelim burada. Bir kısmı buraya gitsin arkadaşlar. Tabii lidersiz göndermeyelim. Bir kısmı da buraya gitsin. Evet. Hadi bakalım. Allah yardımımız olsun arkadaşlar. İnşallah zafer bizim olur. Aa bak bu olmadı. Görüyor musunuz? Ben bu kadar çabuk asker toplayacaklarını beklemedim. Yalan söylemeyeyim, doğruyu söylemek gerekirse. Evet, yalan söylemeyeyim. Bu kadar çok asker toplayacaklarını beklemedim. Sorun değil. Sorun değil. Yani ne kadar asker toplasa da arkadaşlar en az 30 bin asker toplayabiliyorum ben. Onlar da bayağı asker toplayabiliyormuş. Evet, onu öğrendim. Onlar da bayağı asker toplayabiliyormuş. Aa, çok geç kalıyoruz. Sorun değil. Geri çekil, geri çekil. İstemiyorum savaşmanızı. Fazla kayıp vermeden geri çekilin. Ha, yenildik birkaç sefer ama yeteri kadar adamımız var. Toplanıyoruz. Yavaş yavaş. Ya başta yenilgiye uğramışık ne olacak yani. Şimdi ilk önce siz hesap verin bakalım güzel bir şekilde. Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Ha, tabii askeri teknoloji hızlı büyüme arkadaşlar olsun. Asker teknoloji hızında. Aa, bunu şimdi buraya gönderiyorum. Kendi topraklarımda arkadaşlar bunu yapacağız tabii ki her zaman. Şimdi biraz asker bakacağız. Burada 3000 asker bakmamız lazım. Bu kaleyi kuşatmak için en az 3400 az olur. 3400 çok az da olur. Arkadaşlar şöyle bir 4000 asker toplasak fena olmaz. Burada. Evet. Kaçma bir yere gel şuraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada da arkadaşlar şimdilik şöyle bir 2000 asker bırakalım. 3000 ya da fark etmez ve devam edelim. Aa tam da zamanda isyan çıktı ha. Ama normal arkadaşlar bu oyunda böyle isyan çıkması. Nerede bu isyan? Burada. Gemilerle biz bu askerlerimizi karşı tarafa gönderelim. Çok güzel burada yakaladık arkadaşlar. Bu da inşallah zafer bizim olur. Öyle de gözüküyor. Evet, yendik düşmanlarımızı. Hapse aldık birkaç kişiyi. Çok güzel. Buna para karşılığı bakıyor. Şimdi arkadaşlar ordumuzu buraya sokuyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar burada fazla bir savunması yok düşmanım. 19.000 asker toplamışlar. Toplasınlar ya. 19.000 asker ne? Hiçbir şey. Bunlar nereye gitmiş? Güzel. Şu anda bölgemden uzak duruyor. Bu da benim işime yarıyor arkadaşlar. Saldırıyoruz. Fazla zaman kaybetmemek için. Biraz zorlanıyor belki ordumuz ama arkadaşlar sıkıntı olmaz. Evet. İşte bu. Helal olsun ya. Savaş nedeni arkadaşlar bulduk. Kral Leon'a karşı. Evet Kral Leon geliyorum ama biraz para kaybedeceğiz. Olsun. Olsun arkadaşlar. Savaş nedenimiz var ya biz ona bakalım. Şimdi arkadaşlar prestijce kaybettik onu da biliyorum.
Ama olsun. Şimdi vasallarımızla niyeyse aramız çok iyi şu anda niyeyse ya. Valla. Evet. Şimdi aramızın kötü olduğu vasallar kimler? En kötü bundan. Dur. O ana hepsinin düzelmiş valla. Dur bir merak ettim. Ne kadar çabuk düzeldi böyle. Yabancılara karşı kendimizi savunduğumuzdanmış. İlginç. Şimdi kaç asker kaldırabiliriz? 38. 38 bin asker. Çok güzel. 38 bin asker. Vallahi. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu bölüm kesin başta belki can sıkıcı geçmiş olabilir ama sonunda doğru güzel geçtiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar birincisi iki tane sefer başladık. İkincisi arkadaşlar savaş nedenimizi bulduk. Yakın zamanda Allah izin verirse İspanya seferimize başlayacağız. Ve arkadaşlar buraya adım attık mı, buraya ayak bastık mı İspanya'ya yavaş yavaş girmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet. Sadece Leon'un müttefikleri var mı? İki tane varmış. Birisinde kralına var. Bunu bize karşı koyacak yani. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.